Malumunuz olduğu üzere insanlık tarihinde dini algı ve yaşayışta köklü değişimler meydana getiren önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelerin belki de en kritiği internet ve dijital tabanlı uygulamalardır. Nitekim dijitalleşme insana ve hayata dair ne varsa dönüştürmekte, dolayısıyla dini algı ve yaşantı da bu dönüşümden fazlasıyla nasibini almaktadır. Sanal din, dijital din, siber din gibi ifadelerin oldukça sıradanlaştığı günümüzde internet sadece bilgi kaynağı değil, aynı zamanda dine dair yaşayışın gerçekleştiği bir zemin haline gelmiştir. Bu durumun beraberinde getirdiği pek çok problem vardır elbette. Örneğin, gelişmiş bir internet platformu olan Metaverse'de hakiki mekanın yerini sanal mekan, hakiki sohbetin yerini sanal sohbet, hakiki sözcüklerin yerini emojilerin alması, dinin hakikatleri ile dinin sanal formları arasında hem farklılıklar oluşmasına hem de gerilimlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Zira dini mekanların sanal olarak ziyaret edilmesi, çevrimiçi ritüellerin ifade edilmesi veya dijital zeminlerde maneviyat arayış göstergeleri hakikatin yitimi sorunu ile insanlığı karşı karşıya bırakmaktadır. Peki bu sorunun çözümüne dair dini yaklaşımın önerisi nedir? Bu temel problem çerçevesinde panelimizde ayrıca cevabını aradığımız sorular Metaverse'ün mahiyeti, Metaverse'ün dayandığı felsefi temel ve Metaverse'den faydalanmada İslami araştırmaların rolünün ne olduğudur. Ev sahipliğini yaptığımız bu panelin Metaverse ve din paneli hakikaten günümüzde çok önemli. Biliyorsunuz öncelikle internet, sonra sosyal medya, dijital medya derken işte sanal aleme açılındı. Arkasından sanal alem farklı bir boyuta geçerek Metaverse diye bir aleme girildi. Tabii Metaverse'ün şimdi biz ilk defa Türkiye'de bu anlamda bir panel gerçekleştireceğiz. Panelimize hem uluslararası bir akademisyen katılacak, Türkiye'nin farklı yerlerinden akademisyenlerimiz katılacak. Bu Metaverse'ün mahiyetini ve din ile ilişkisini değerlendirecekler. Bu anlamda ilk olması ve Karabük Üniversitesi'nin de bu ilki gerçekleştiriyor olması hakikaten bizim için çok önemli. Şu anda gençlik ve hakikaten bütün insanlar dijital boyuta doğru kayıyor ve bu dijital boyuta kayarken dinin bu ortamdan ayrı tutulması mümkün değil. Bu anlamda bütün gelişmeleri bizler takip etmek zorundayız ve dindarlık ve din açısından bu konuları da değerlendirmemiz gerekiyor. Bu açıdan bu yapacağımız çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu bir ilk olur ve daha geniş çalışmalar yapmaya başlangıç teşkil eder. Metaverse'ün bugünkü geldiği durum, Metaverse'ün gelişmesi için gereken altyapı neler olacak? Metaverse'ün kendisi zaten ilginç. Yani bir dünya bir değişime gidiyor. Yani teknoloji demeyelim de buna bir platform olacak. Bu platformlarla ilgili gelişmeleri ben öğrencilerimize anlatacağım. Tabii bu tam netleşmiş bir platform değil ama işte gelecekte neler olabilir? Sanal gerçekliğin biraz ilerisinde aslında. Bunda dokunma, hissetme cihazları olacağı için bu cihazların tabii dünyada geliştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Öğretmen dersi anlatırken diğer taraftan başka bir öğrenciyle iletişime giriyor. Videodaki öğrencimiz. Yani burada Metaverse'de video gibi izlemek değil, diğer kişilerle iletişim içinde ders dinleyebiliyor, konuşabiliyor. Bu sınıftaki diğer gözüken avatarların tamamı gerçek kişiler. Onlar da ayrı ayrı dersi dinlemekteler. Cem meta evren derken de inanç bağlamında tabii bunları ele alacağım inşallah. Meta evren derken ilk olarak Twitter'daki inanç düzlemini ve insanların inançla ilişki ağını betimlemeye çalışacağım. Ardından da meta denen alanda Facebook bağlamında kurgulanan zemin din inanç ilişkisini ifade etmeye çalışacağım. Daha sonra da halihazırda bir sanal evren olan artık
real alemin, görünür alemin içerisinde bulunduğumuz alemin bir anlamda alternatif olarak oluşturulmaya çalışılan bir dünyanın din ile ilişki ağ biçimini ve dinin konumlandırma biçiminden bahsetmeye çalışacağız. Yani bu tabii yeni ama arzulanan bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Burada birey din ilişkisini, insan geleceğini, transhümanizm, posthüman geçiş ya da sonraki aşamaları kurgulayan yapı ve yaklaşım açısından gayet normal bir durum olarak değerlendirebiliriz. Bu bizi kısmen real alimden kopartma riskini barındırmakla birlikte yeni bir evren, alternatif evrenleri oluşturabilmeyi de sunmakta. Bu anlamda bir gaybi niteliği var, belirsizlik niteliği var. İnsanın hız, aynı zamanda geleceği kendisince kurgulama arayışının da bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. İnsan bir açıdan evreni kendi elinde tutmaya çalışıyor, bir açıdan da evreni aşmaya çalışıyor. Bu gelgitler arasında insan kendini ararken metaverse'te bulacak gibi görünüyor. Ben bunu şöyle bir anekdot ya da bir ayrıntıyla ifade etmeye çalışıyorum. Yüzyıllar önce Afrika'ya Batılılar geldiğinde yerli Afrikalı liderlerin söyledikleri bir ifade, paylaştıkları bir ifade var. Onların ellerinde İncil'ler vardı, bizim elimizde topraklarımız vardı. Sonra bize gözlerinizi yumun dediler, biz gözlerimizi yumduk. Açtığımızda İncil ellerimizdeydi fakat topraklarımız onların elinde. Metaverse bağlamında belki olumsuz bir yaklaşım biçimi olacak tabii, olumlu olanı da ifade etmek lazım. Neticede bir dünya kuruluyor. Biz de VR gözlüklerle belki Mark Zuckerberg gözlerimizi belki VR gözlüklerle kapatacak. Kapatmadan önce dünya elimizdeydi en azından. Dediniz ya telefonlar falan vesaire. Fakat açtığımızda inşallah yine bu dünya elimizde olur. Şimdi biz öte diye bir şeyden bahsediyoruz. Neyin ötesine geçmeye çalışıyoruz? Birinci sorumuz bu. Metafizik neyin ötesine geçmeye çalışıyor? Metaverse neyin ötesine geçmeye çalışıyor? Ve bu ikisi de hangi yöntemlerle bunu aşmaya çalıştığı şey nedir? Onun da peşin cevabını söyleyeyim. Her ikisi de fiziğin ötesine geçmeye çalışıyor. Metafizik tabii ki fiziği ötelemeye veya ötesine geçmeye çalışıyor. Ben metafiziğin fiziği neden aşmaya, neden ötesine geçmeye çalıştığını anlatmaya çalışacağım. Ve bu öteye geçme çabamızın yeni olmadığını, İnsanlık tarihinde çok eski bir çabamızın olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ve Metaverse'nin de yine evren ötesine geçme veya paralel yeni bir evren oluşturma çabasının da bu çabaların bir sonucu veya devamı niteliğinde değerlendirebileceğimizi ifade etmeye çalışacağım. اليوم لدينا برنامج دولي حول الميتافيرس ومستقبله ودوره. Benim adım Muhammed Eşraf Zeydan. Karabük Üniversitesi'ne yeni başladım öğretim üyesi olarak. Bugünkü yapacağımız program Metaverse'ün mahiyeti, dini konuyla ilişkisi ve geçirmiş olduğu evreler konusunda bir genel çaplı bir program yapacağız. Tabii ki bunu özellikle belirtmek gerekiyor. Metaverse bütün ilimlerin ilgilendiği bir konudur. Çünkü bir baktığımız zaman hayatımızın şu anda %90'ı dijitalleşmeye doğru gidiyor ve hayatımızı bu çerçevede şekillendirmemiz gerekiyor. Bu anlamda tabii ki bu konuları ilgilenmemiz önemli görünüyor.